Arkadaşlar selamlar. Bugün Inca 1080p web kamerasının incelemesini yapacağız. Bu webcam şu anda piyasadaki çoğu üründen kat kat üstün bir performans sunuyor bizlere. Zaten modeli Inca ICH3413 olarak geçiyor internet sitelerinde. Teknik özelliklerine geçmeden önce birazdan kutu açılımını yapacağız. Şunu söylemek isterim. Çoğu YouTube videomu Inca 1080p web kamerasıyla çekiyorum. Hatta şu anda izlemiş olduğunuz bu webcam üzerinden çektiğim YouTube videomun kalitesini buradan anlayabilirsiniz. Çözünürlüğümüz 1920'ye 1080p olarak bizim karşımıza geliyor. Görüntü sıkıştırma özelliği mevcut. Otomatik parlaklık ayarı yapabiliyorsunuz kamera üzerinde. Ve kare hızınız 1080p'de video çekerken 30 FPS kare hızına sahip olabiliyorsunuz arkadaşlar. Dijital yakınlaştırması da 2x oluyor arkadaşlar. Görüş alan derinliği 60 dereceye kadar görüş sağlayabiliyorsunuz bu webcam'le. Hatta şu anda alan derinliği yapıyor zaten bu kamera. Alan derinliği özelliği de mevcut. Şu anda gördüğünüz gibi ben netim ve arkam biraz daha bulanık oluyor. Tabii bunu siz ışık ayarlarıyla daha çok alan derinliğini sağlayabilirsiniz. Kablomuzun uzunluğu 1,45 yani 1,5 metreye kadar uzunluk bir kabloya sahip. Şimdi kutu açılımına geçeceğiz ama kutu açılımına geçmeden önce üründen bu kısaca bu şekilde bahsetmek istedim. Şu anda online çalıştığımız için ben kamerayı 1,5-2 aya yakındır kullanıyorum ve kullandığımdan da çok memnunum. Siz bu webcam'i kullanmak isterseniz tabii ki de stüdyo ışıklarına gerek duymadan sadece pencerenizden gelen ışığı önünüze alarak her şekilde güzel görüntüler elde edebiliyorsunuz bu kamerayla. Ben şöyle söyleyeyim sizlere. Bakın kutusundan da belli olacak zaten. Şu anda bu 1,5-2 aylık bir kutu. Ben kutuları çok atmam ve Inca markasını gerçekten daha öncesinde çok bilmiyordum ama bu kamerasıyla tanıştım ve sonra birçok ürünlerine vakıf olmaya başladım. Gerçekten fiyat performans ve kaliteli ürünler sunduğunu söyleyebilirim. Kutu açılımına geçelim. Bakalım kutu içeriğimizde bizi neler bekliyor. Inca'nın kutusu gayet küçük ve şık bir kutu olarak geliyor. Tabii şimdi ben 1,5-2 aydır bunu sakladığım için birazcık parçalandı. Yani size geldiğinde çok güzel bir şekilde paketlenmiş bir şekilde kargoyla tarafınıza ulaşıyor ve içerisindekiler de tam korumayla karşınızda olmuş oluyor. Kutuyu açtığımızda ben kamerayı bu şekilde içine koydum. Şu anda ürün inceleme videosu ve kutu açılımı yaptığım için 1,5-2 aydır deniyorum. Hemen karar vermek istemedim. Çünkü birçok markanın birçok kamerasını kullandım. Gerek eski yayın dönemimde gerek eski YouTube dönemimde de. Ama bu kamera kadar şu anda bana performans verebilecek bir kamera daha henüz görmedim. Kutu içeriğimizden şöyle ben size göstereyim. Kullanma kılavuzu ve garanti belgemiz çıkıyor. Aslında ikisi de bir gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde zaten burada bütün bilgilerimiz yazıyor. Ben bunlara çok önem vermiyorum. Kitapçıklar benim çok fazla ilgi alanıma girmiyor ama ürünler fazlasıyla ilgi alanıma giriyor. Şimdi şöyle yakından bir bakalım kameramıza. Açılıp kapanabiliyor ve buradan güzel bir şekilde monitörlerinize sıkıştırabiliyorsunuz. Tek dezavantajı çoğu webcam'de tripod girişi oluyor ama bunda tripod girişi bulunmuyor arkadaşlar baktığınızda. Kameranın üstünde iki tane ışık bulunuyor. Buradaki ışık kameranızın online olduğunda yani kameranızın açıldığındaki yanan ışık ve buradaki de kayıt yaptığınızda yani bir OBS'ten herhangi bir yerden webcam'le kayıt yaptığınızda bir de burada ışık çıkıyor. Üzerinde kendi logoları var zaten Inca yazıyor. Onun dışında HD 1080p yazıyor ve gerçekten kaliteli bir malzemeye sahip. Üzerinde kaplama var böyle karbon detaylı bir kaplama gibi görebilirsiniz bunu. Araçlardan aşina olduğumuz gibi. Kablo uzunluğumuz zaten 1,45-1,5 metre diyebiliriz. Ve kablo yapısı da gerçekten kaliteli. Böyle hani hemen kopabilecek, hemen dağılabilecek bir kablo yapısına sahip değil. Normal USB girişiyle bilgisayarınıza takabiliyorsunuz. Onun dışında görüntüleri gerçekten güzel bir şekilde aktarıyor. Üzerinde genelde yazılımsal olarak birçok donanım var. İşte bunun otomatik parlaklık ayarı, otomatik renk kombinasyonu yapabiliyorsunuz. Dijital yakınlaştırma mevcut. En büyük özelliklerinden bir tanesi de 60 dereceye kadar görüş sağlayabiliyorsunuz. Online modda yeşil yanıyor. Offline modda kırmızı yanıyor dediğim gibi ışıklandırmamız. Şimdi tekrardan kameramızın görüntüsüne geçebiliriz. Gördüğünüz gibi kutu açılımı çok kısa oldu bunda. Evet dostlarım kutu açılımını yaptık. Sizlere şimdi üründen bahsetmek istiyorum kısaca. Aslında artık her şey çok kolay günümüzde. Teknoloji sürekli artıyor, sürekli gelişiyor. Ve şu anda bu 220-230 liraya YouTube'a videolar üretebilir veya yayıncı olabilirsiniz. Sizler softbox ya da profesyonel stüdyo ışıkları kullanmanıza gerek yok. Bir masa lambasıyla siz bu işi çözebilirsiniz.
çıkarabilirsiniz. Şu anda çekiyorsunuz kameraya. Kameranın arkasına da gece lambası, yani masa lambasını koyduğunuzda beyaz ışık olur, sarı ışık olur. Herhangi bir milyoncudan ya da bir marketten 5 liraya 10 liraya aldığınız ampulle de YouTube'a videolar çekebilir ya da yayıncı olabilirsiniz. Ya aslında kameranın arkasından gelecek ışık zaten herhangi bir şekilde bulanıklık yaratmayacağından dolayı güzel görüntüler çıkartabileceksiniz. Normal şartlarda ben telefonla videolarımı çekerdim ama şu anda Inca'yı kullanmaya başladığımdan beri aslında daha fazla benim işime yaramaya başladı. Telefona mikrofonu tak vesaire deyip bilgisayarıma setup'ımı kurdum. Herhangi bir OBS Streamlabs üzerinden de kayıtlarımı alıp ürünlerimin videolarını çekiyorum. Tabi bazen iki kamera kullanıyorum. Kimi zaman telefonumla tepeden ürünlerin kutu açılımlarını yapıyorum. Kimi zaman da karşımda işte bununla hem ürün çekerken hem kendimi çekiyorum. Ama genellikle %90 olarak şu anda Inca'nın webcam'ini kullanıyorum. Ürünü almak isterseniz açıklamaya link bırakacağım. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum sizlere. Yani YouTube'a, herhangi bir yere, işte yayıncılığa bir içerik üretmek istiyorsanız, zamanınızı boşa geçirmeden bu pandemi döneminde bir şeyler üretmek istiyorsanız yararlı olacağını düşünüyorum sizlere. Hem fiyatı şu andaki piyasadaki bütün webcamlere göre en ucuzu ama en kalitelisi diyebilirim. Şimdi gidip de bir ürüne 1000 lira verip aynı görüntüyü almak var. Bir de 200 TL verip aynı görüntüyü almak var. Birçok da yazılımsal olarak içerisinde donanım bulunduran bu kamerayı hepinize öneriyorum ve bu tarz ürünlerin daha çok gelmesini istiyorsanız yorumlarda bana belirtin ve çekmemi istediğiniz ürünler varsa belirtirseniz firmalarla iletişime geçip o ürünlerden çekmeye çalışacağım sizlere de. Şu anda izlemiş olduğunuz görüntü bu webcam'in kamerası arkadaşlar ve şu anda görüntü kalitesini görebiliyorsunuz. Sizler de üretmeye devam edin. Yeni videolarımızda görüşeceğiz arkadaşlar.